Arkadaşlar hepinize selamlar. Yine bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz motosiklet sektörün günden güne gelişiyor. Günden güne motosiklet kullanıcı sayısı artıyor. Kullanıcı sayısı arttıkça da markalar yeni yeni modelleri önümüze seriyorlar. Bugün o yeni modellerden bir tanesiyle birlikteyiz. RKS'nin DES 125 modeli. Son dönemde çok fazla mesaj atmıştınız. Abi RKS'de böyle bir model çıkmış. 100 km'de 1,5 litre yakıyormuş. Şunu bir incelemeye al diye çok sayıda istek gelmişti. Biz de bu istekleri kıramayıp DES 125'i incelemeye aldık. Tabii ki benzinin testini yapmadık. Çok kısa bir süre kullandık ama genel anlamda DES 125'i hep birlikte inceleyeceğiz. Videonun devamına geçmeden önce kanalımıza halen abone olmayan arkadaşlar, videonun altından abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Hadi incelemeye başlayalım. RKS markasını biliyoruz. Uzun yıllardır ülkemizde motosiklet satışı yapıyor. Son dönemde biraz daha böyle adını duymaya başladık. Hem QJ tarafıyla hem Zontes tarafıyla işbirlikleriyle ürün gamını da gün geçtikçe genişletmeye başladı. Pandemiden sonraki süreçte de Türkiye'de en çok satan markalardan bir tanesi. Bu da yine yeni modellerinden bir tanesi diyebiliriz. DES 125'e. Ne bekleriz biz 125'lisi scooter'dan? İşte bir yerden bir yere bizi götürsün yeter. Hani bunun üzerine koyacağınız her türlü teknoloji, her türlü donanım hem fiyatı yükseltecek hem de bize fazladan rahatlık ve kullanım kolaylığı sağlayacak. Ama temelinde 125cc scooter'dan beklediğimiz şey bizi rahat bir şekilde yolda bırakmadan bir yerden bir yere götürsün. Beklediğimiz şey bu. Bu scooter'da onlardan bir tanesi aslında. ABS'ydi, traction'ıydı, şunuydu, bunuydu, bir sürü teknolojisi yok ama işimizi görecek şekilde karşımıza sunulmuş. Ama öncelikle tasarımdan başlayalım dedim. Çünkü motosiklet almayı düşünen arkadaşlar motosikleti gördüklerinde haliyle ilk baktıkları yer tasarım. Yani tasarımıyla dikkat çekiyorlar ki son dönemde birçok motosiklet markası da aslında bunu avantaja çevirdi. Farklı farklı güzel tasarımlarla karşımıza çıkıyorlar. İlk bakışta rengiyle dikkatimi çekmişti benim. Beyaz ve parlament mavisi mi dersiniz, lacivert mi dersiniz, oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama renk uyumu çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitmişti benim ilk gördüğümde. Çok fazla böyle teferruat yok renk anlamında. İşte orada farklı, burada farklı renkler yok. Beyaz ve laciverti konumlandırmışlar. Bu ön tarafta keskin bir hatta sahip. Aşağı doğru LED aydınlatmalar geliyor. Hatta şöyle açayım, aydınlatmaları da göstereyim. Burada gündüz farları var. Yakışıklı bir görünümü var. Buralarda keskin hatlar var. Hemen göbekte bir tane kamera yeri koymuşlar ama kameranın yeri var, kendisi yok. İsterseniz alıp taktırabilirsiniz. Dörtlümüz var, bunu da yakalım şöyle gösterelim. Hem ön hem arka LED aydınlatmaya sahip ki gece aydınlatması gerçekten çok hoşuma gitti. Gece de kullandım, onu da özellikle belirteyim. Sadece şurası biraz boş kalmış. Biz alıştık ya böyle skuterlarda hem altta hem buralarda LED olmasına. Şuralara da bir LED olsaymış çok güzel olmuş ama buraya böyle kapak gibi plakalar koymuşlar. Şuraya geldiğimizde benim burada bir QJ motor dikkatimi çekti. Biliyorsunuz son zamanlarda RKS'nin de QJ ile de anlaşmaları var. QJ motosikletleri satıyor. QJ de 1980'li yıllarda Çin'de kurulmuş. Çin'in en büyük motosiklet üreticilerinden bir tanesi ve 110cc'den işte 1100-1200cc'ye kadar ürün gamı geniş ve tüm dünyaya motosiklet üreten bir firma. Burada ufacık bir QJ yazısı da, QJ motor da dikkatimi çekmedi değil. Şu anda çok rüzgar var. Rüzgara karşı sürüyorum ama ona rağmen 98 km hızla gidiyoruz. Biraz önce bir yüzü gördüm. Tam yüzü gördük. Ama standart düz yolda 90 civarında gidebiliyorsunuz. Sonrasında da 100 diyebiliriz. Yan tarafa geldiğimizde bu ortanın boşluğu yine benim çok dikkatimi çekti. Bu tür skuterlarda son dönemde biliyorsunuz çok kısa oluyor bu ara. Ayağımızı koyduğumuz zaman özellikle Dio'dan örnek vereyim işte. Dio'nunki çok kısaydı mesela. Çok geniş bir aralık var. Rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Hemen yukarı çıktığımızda burada iki tane cep var. Normalde bir su koyarız buralara. Su koyduğumuz zaman bayağı bir geniş yani. İki tane su, üç tane su falan sığdırabilirsiniz. Burada yine her scooter'da olduğu gibi çanta, manta, kaskımızı ufak tefek asmak için yerimiz var. Ve bu tarafta da USB girişini de unutmamışlar. Ufacık aradan da ön frenin hidroliğini görebiliyorsunuz. Küçük bir ara koymuşlar. Buralara motosiklet hava alsın diye böyle ufak ufak ızgaralar koymuşlar. Bu da şık bir tasarım olmuş. Şimdi yine dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, bu tür motosikletlerde biliyorsunuz ufak tefek montaj hataları olur. Bu motosikleti incelemeye başladığımda da bekledim açıkçası. Hani neresinde montaj hatası varsa söyleyeyim diye ama genel bir incelemeyle
hiçbir yerinde montaj hatasına rastlayamadım. Hani montaj hataları genelde çok fazla olursa bir de trim sesi falan yapar. Bunda da öyle bir şey yok. Bir scooter'ın en çok kullanıldığı yerde, şehrin merkezinde, trafiğin ortasındayız arkadaşlar. Biraz da trafikte süreceğiz bakalım ama öncelikle sürüşle alakalı şunu söyleyebilirim. Rahat bir oturuş pozisyonu var. Tabii ki de hem yere yakın, aksaralığı küçük, boyutu küçük. Boyutu küçük olmasına rağmen bu aranın mesafesi çok açık. Bak gördüğünüz gibi. Tabii ki buraya işte damacanaydı, tüplü falan sığdırabilirsiniz diye örnek vermeyeceğim ama kaskınızı koyabiliyorsunuz rahatlıkla. Bir iki araya girelim. Şöyle. Evet, amcalar etrafı mı seyrediyor, ne yapıyor? Ben yine de gireyim şöyle. Şuradan. Tabii ki de trafikte aralara girmeyi tavsiye etmiyoruz bu şekilde kullanmayı ama tabii ki de motosikletin bu bir avantajı. O yüzden hani bir scooter kullandığımda, şehir içinde kullanıyorsam da kolay kullanım, rahatlık ve aralara rahat girip çıkışı göstermem gerekiyor diye düşünüyorum. Rahat bir selesi var. Normalden daha rahat bir seleye sahip. Etli, yumuşak bir seleye sahip. Geniş de bir sele. Hemen arkamızda da çanta demirimiz üzerinde geliyor. Sele altına bakıyoruz. Seleyi de buradan açıyoruz. Hatta burada iki tane. Normalde şu seleyi açıyor. Normal şartlarda bu da benzin depo kapağını açar ama bu pasif. Buraya basıyoruz. Sele altımızı açıyoruz. Büyük bir sele altı bizi karşılıyor. Yani uzunlamasına değil ama derinlemesine. Buraya bir kask sığar diye tahmin ediyorum. Çünkü çok büyük. Hemen bu tarafa geldiğimizde de şöyle bağlamışlar ki düşmesin, sağda solda yuvarlanmasın, kaybolmasın diye bunu buraya bağlamışlar. 9 litre yakıt depo hacmine sahip. Yanlış duymadınız. 9 litre. Normalde 125 cc, 110 cc scooterlarda ne olur? 5 litre, 6 litre, belki 7 litreleri görmüşsünüzdür ama bunda 9 litre yakıt deposu var. 100 kilometrede 1,5 litre yaktığı söyleniliyor. En çok merak edilen konu buydu. Eğer isterseniz 1 litre testi yaparım. Yorumlara yazarsınız. Kullanıcı arkadaşlar da aşağı yorum yaparlar. Biz yakıyoruz, bu kadar yakıyor, bu kadar litre gidiyor diye yazarsınız. Arka tarafa geldiğimizde LED aydınlatmalar dedik ama arka tarafta da geniş bir aydınlatması var. Bu şekilde de arka aydınlatması gayet büyük, geniş, güzel bir aydınlatmaya sahip. Unutmadan önü de gösterelim. Bu şekilde de selektör yapıyoruz. Buralarda gündüz dedik, hemen altlarda da yine normal farlarımızı görüyoruz. Yine birçok scooter'da ihtiyacımız olan şey aslında bu kalabalıktan, o sıkışık trafikten kaçıp kurtulmak. Mesela hemen şöyle hızlıca, hadi abicim, şöyle Dio'yu da sağlıyoruz. Arkadaş biraz yavaş. Bak anında hızlanıyoruz. 9,5 beygir civarlarında bir güce sahip. Bu da iyi bir tepki sunuyor sizlere. Gaz tepkisi de güzel. Trafikte böyle sıyrılıp aralardan basıp gidebiliyorsunuz. İhtiyacınız olan gücü size veriyor. Şimdi yeşil yanacak derken yandı. Kalkıyoruz hızlıca. Bütün arabaları arkamızda bıraktık. Bu niye önemli? İlk devirlerde bu trafikte, trafik içinde, şehir içinde kullandığınız motosikletlerde alt devirler niye önemli? Çünkü hızlıca sıyrılıp kaçabilmeniz gerekiyor. Yoksa sıkışıyorsunuz sıkışık trafikte. Hem motosikletin avantajını kullanamazsınız o zaman. Sıkıştığınız zaman, kaldığınız zaman, kalkışta ağırsa eğer. Hem de işte güvenliğinizi tehlikeye atmış oluyorsunuz aslında. Bak sıyrıldım direkt, yolu boşalttım, yapıştırdım, gidiyorum. Bu şekilde kalkışlarda da gayet güzel ivmelenme sağlıyor. Hani eleştirebileceğim yerlerden bir tanesi, artık günümüzde bütün skuterlar biliyorsunuz marş motorsuz geliyor. Basıyorsunuz sessiz çalışıyor. Sessiz çalışma özelliği var. Bunda marş sesini duyuyorsunuz. Marş dinaması var. Bu sesli çalışıyor. Yani sesli derken daha sessizini duyunca eskiler sesli olmuş oluyor. Yani yoksa sesli değil, bildiğimiz motosiklet çalışma sesi. Ama marş motorsuz olsaymış çok daha iyi olurmuş. Çok güzel bir göstergesi var bu arada. Hemen şöyle açılışını göstereyim. Çeviriyoruz. Çok temiz bir ekranı var bu. Mat bir ekran gibi ama net bir şekilde görüyorsunuz. Güneş yansıdığında falan da problem yaşamıyorsunuz. Bu ekranın şöyle bir özelliği var. Yeni alan arkadaşlar çözemezseniz size bunu bir anlatayım, bu göstergeyi. Normalde incelemelerde gösterge detayına girmem ama bunu size göstereceğim. Alan arkadaşlar aramasınlar diye. Bunlara böyle bastığınız zaman hiçbir işlem yapmıyor. Şimdi şu set tuşuna basılı tutuyoruz. Bak sonra iki tuş yanmaya başlıyor. Yani ekran dokunmatik bir ekran. Yanıp sönerken set tuşuna birazcık basıyoruz, çekiyoruz. Mile geçiyor. Bak tek bastığın zaman hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Basılı tutacağız. 1-2-3 saniye. Çekeceğiz. Kilometreye geçti. ADC'ye basıyoruz. Bastığınız zaman trip A, trip B. Şurada PO çıkıyor. Bu ne? Bunu henüz ben de çözemedim. Çözen varsa yazar yoruma. Yine bu şekilde total
Mesela trip A'ya basılı tuttuğumuz zaman sıfırlıyoruz. Dokunmatik bir ekrana sahip. Bıraktığımız zaman da 5 saniye içerisinde kendi yanıp sönme kayboluyor. Bunun dışında devir saatimiz var. Benzin göstergemiz hızımızı gösteriyor. Altta trip 1, trip 2 total kilometreyi gösteriyor. Bir de akü voltajını gösteriyor. Şık bir göstergeye sahip. Böyle temiz, sade, güzel bir göstergesi var. Bu ön konsolu çok beğendim ben. Temiz bir konsolumuz var. Göstergemiz de çok güzel duruyor. Ancak birazcık eksik kalmış gibi gösterge bilgilerinde. Yani en azından bir saat olabilirdi. Ki saat benim için önemli biliyorsunuz. Hani scooter, şehir içi saat çok lazım oluyor. Bunun dışında belki ortalama yakıt tüketimi, diğerlerine çok girmeyeceğim. İşte anlık tüketim olsun, işte şu olsun bu olsun, onlara çok girmeyeceğim. Onlar çok işimize yarayan şeyler değil ama bir saat ve en azından ortalama yakıt tüketimini görseydik güzel olurdu. Ne kadar yaktığımı yakmadığımı bilebilirdim. Tüm bunları anlattık. Teknik özelliklerini anlatmadık. 10 Nm tork, 9.5 civarlarında da beygiri var. Torku 5000 devirlerde, beygiri de 7000-7500 devirlerde veriyor. Trafikte size yeterli bir güç sağlıyor aslında. Hani 9-9.5 beygir aralığında bir güç veriyor. Enjeksiyonlu, artık söylememe gerek yok herhalde. Hava soğutmalı, tek silindir. Standart bir 125 cc motosiklet aslında. Lastik çapları 12 inç, hem arka hem ön 12 inç lastik çapına sahip. Arka ön disk, kombine fren sistemi var ama ABS yok maalesef. Kombinesi güzel çalışıyor. Frende birazdan deneriz. Standart lastikle geliyor üzerinde. Tabii ki ekonomik durumu elverişli olan arkadaşlar değiştirirlerse çok daha iyi olur. Ama hep söylüyorum, riske girmeden kullanırsanız ilk etapta bir süre idare eder. Hızlanmasına bakacağız. Yani 100 km'ye çıkamayız tabii burada. Zaten 100 de yapmıyor motosiklet ama hani 50'ye kaç saniyede çıkıyor, hem ona bakalım hem de dönüşte bir fren testi yapalım. Evet, bu daracık alanda bakıyoruz ve 50. Şimdi şurada bir frene bir basalım. Bir de sadece arkayı deneyelim. Bir de kombinesine bakalım. Kombine fren çünkü. Sadece arkayı sıkacağım. Bastım arkaya. Başarılı. Körüklü bir süspansiyon koymuşlar. Normalde böyle skuterlarda ya da bu tür motosikletlerde çok körük görmeyiz. Körüklü dediğim aslında normal süspansiyonun üzerine böyle bir tozdan, kirden çizilmesin, sıkıntı yaratmasın diye bir plastik bir körük takıyorlar. Arka tarafta da ayarlanabilir tek süspansiyon var. Şimdi diyeceksiniz ki motosikleti anlattın, güzel. RKS'nin de çok fazla yeni modeli var. Türkiye'de en çok satan markalardan bir tanesi. Evet ama abi satış sonrasından hiç bahsetmedin. Satış sonrası ne alemde? Hemen ona da değinelim ki biliyorsunuz ülkemizde zaten neredeyse bütün markaların, hatta 50 yıllık otomobil markalarının bile satış sonrası tam olarak oturmuş değil. %100 profesyonel hizmet maalesef sunamıyorlar tüketiciye ki motosiklette de keza aynı durum geçerli. Ancak şöyle bir şey söyleyebilirim sizlere. Geçen ay yanlış hatırlamıyorsam RKS ile Zontes işbirliği lansmanına katılmıştık. Orada RKS'nin yetkilileriyle, yöneticileriyle de tanışma, görüşme, sohbet etme fırsatım oldu. Tabii sizden gelen geri bildirimler, mesajlar, yorumlar, bunların hepsini ilettik. Beklentilerinizi ilettik, taleplerinizi ilettik ki bu sadece RKS için değil, genel olarak tüm markalara ben bir araya geldiğimde yetkili arkadaşlara sizin taleplerinizi, isteklerinizi, beklentilerinizi anlatıyorum. RKS'ye de aynı şekilde ilettik. Söyledikleri şey şuydu: bundan sonraki dönemde daha premium bir hizmete geçeceğiz. Daha farklı bir strateji uyguluyoruz. Satış sonrasına da, satış sonrası hizmete de, satış sonrası işte bayiliklere de daha çok önem vereceğiz. Daha çok yatırım yapacağız. RKS tarafında daha premium bir hizmet anlayışına sahip olacağız bundan sonra diye sözünü verdiler. İnşallah bu gerçekleşir. Hem tüketici kazanır, hem siz kazanırsınız, hem ülkemiz kazanır. Herkes kazanmış olur. Bu tabii zaman gerektirecek. Bekleyip göreceğiz hep beraber. Motosikletle alakalı anlatacaklarım bu kadar. Kullanan arkadaşların yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Daha sonra hangi motosikletleri inceleyelim, hangi videoları görmek istiyorsunuz, bunları da yazabilirsiniz. Videomuzu beğenirseniz de çok sevinirim. Sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.